Herkese merhaba. 4. sınıf sosyal bilgiler 1. ünite 1. dönem 1. yazılı örnek sorularıyla karşınızdayız. İlk sorumuzla başlayalım. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi bireylerin birbirinden farklı olduğunu, hiç kimsenin bir diğeriyle aynı olmadığını anlatır? Bir elin nesi var? İki elin sesi var. Ayağının yorganına göre uzat. Beş parmağın beşi bir olmaz. Sakla samanı, gelir zamanı tabii ki beş parmağın beşi bir olmaz demek. Nedir? Herkes birbirinden farklı olabilir. Parmaklarımız bile birbirinden farklıdır anlamına gelen atasözümüzdür. Diğer sorumuz. Reyhan küçüklüğünden beri oyun hamurlarıyla uğraşmayı, onlara çeşitli şekiller verip sergilemeyi çok seven bir öğrencidir. Sergilediği nesneler arkadaşları tarafından çok beğenilmektedir. Reyhan'ın yeteneğine göre hangi sanat dalında eğitim alması uygun olur? Resim, müzik, seramik, dans. Şimdi dansla alakası var mı? Hayır. Oyun hamuru ne ile ilgilidir? Onlara şekil vermek, oyun hamurlarıyla oynamak, müzikle de ilgili değildir. Seramik sanatı ile ilgili değil mi? Seramikte toprağı kili şekillendirebilirsiniz ya da çeşitli maddeleri şekle sokabilirsiniz. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olmalı. Evet, diğer sorumuz. Bu gazete haberini okuyan, bu haberden etkilenen bir öğrencinin okulundaki hangi kulüp çalışmasına karşı ilgisi artar? Türk Kızılayı selde zarar gören mahalleye giderek burada yaşayan çocukları bayramlık kıyafetlerle sevindirdi. Nedir bu? İzcilikle alakalı mı? Hayır. Bilinçli tüketici, hayır. Bilim, fen ve teknoloji, hayır. Ama sosyal yardımlaşma ve dayanışma dediğimiz zaman bununla alakası var diyeceğiz. Evet, aşağıda verilen cümlelerden hangisi kişinin ilgi alanını anlatmaktadır? Öğretmenimin verdiği ödevleri zamanında yaparım, ilgi alanıyla alakalı değil. Hafta sonu hava güneşli olduğunda sevinirim, ilgi alanıyla alakalı mı? Hayır. Evimizin bahçesine çiçek yetiştirmekten hoşlanırım. Evet, bu ilgi alanımızla alakalıdır. Cevabımız C seçeneği olmalı. Diğer sorumuz. Yeni doğan bir bebeğin kimlik belgesinin düzenlenmesi için aşağıdaki kurumlardan hangisine başvurulur? İl Emniyet Müdürlüğü, hayır. Mahalle muhtarlığı, muhtara mı söyleriz? Kimlik belgesi düzenlemesi için, hayır. İlçe belediye başkanım, hayır. Nedir? Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü'dür. Cevabımız D seçeneği olmalı. Evet, diğerim. Şöyle. Gülkan kimlik belgesini fotoğrafsız olarak en fazla kaç yaşına kadar kullanabilir? Biliyoruz ki 15 yaşından sonra fotoğraf çekilmemiz gerek. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olmalı. 16'da fotoğraf olması gerekiyor. En fazla 15 yaşına kadar kullanılabilir. Diğer sorumuz. Başkalarının farklılıklarına, duygu ve düşüncelerine saygı göstermeliyiz. Buna göre aşağıdaki davranışlardan hangisi doğrudur? Sınıf başkanlığı seçiminde kendisine oy vermeyen arkadaşlarıyla konuşmamak yanlış bir davranış. Kendisiyle aynı takımı tutmayan arkadaşlarına saygı göstermemek yanlış, hoşgörüsüz bir davranış. Farklı bir fikri olan arkadaşlarının sözü bitmeden öğretmenden söz hakkı istememek. Evet, bu doğru bir davranış. Kendisine saygı gösterilmesini isteyen bir kişi zaten başkalarına da saygı göstermeli. Cevabımız C seçeneği. Diğer sorumuz. Bir kimsenin bir şeyi anlama ya da yapabilme kabiliyeti yetenek olarak tanımlanabilir. Aşağıdaki durumlardan hangisi yetenekle ilgilidir? Arkadaşlarımla vakit geçirmekten hoşlanırım. Yetenek mi? Hayır. Zor durumda olanlara yardım ederim. Yetenek mi? Hayır. İlk defa duyduğum bir besteyi çalarım. Evet, bu bir yetenek. Herkesin yapamayacağı kabiliyet gerektiren, beceri gerektiren, yetenek gerektiren bir durum. Diğer sorumuz. Metinde bahsedilen fiziksel özelliğimiz aşağıdakilerden hangisidir? Bu fiziksel özelliğimiz tek yumurta ikizi olan kardeşlerde bile aynı değildir. Doğduğumuz andan hayatımızın sonuna kadar bu özelliğimiz değişiklik göstermez. Saç rengimiz aynı olmak zorunda mı? Hayır. Değişiklik gösterir mi? Gösterebilir. Zamanla mesela açılabilir rengi. Denize gittiğinizde yazın birazcık ton açılabilir. Burada iki tek yumurta ikizlerinde bile aynı olamayacak saç rengi değil. Kiloları aynı olabilir, değil mi kardeşlerim? Göz renkleri aynı olabilir.
Ama parmak izimiz doğduğumuzdan itibaren tek yumurta ikizi olarak bile doğsak ikizimizden bile farklıdır ve hiçbir şekilde değişim göstermez. Cevabımız parmak izi. Evet, yukarıdaki metinde Nasrettin Hoca'nın dile getirmeye çalıştığı kavram aşağıdakilerden hangisidir? Sevgi, saygı, empati, hoşgörü. Nasrettin Hoca evinin damında çalışırken dengesini kaybederek damdan düşmüş. Komşuları koşarak gelmişler. Biri doktor çağıralım derken diğeri başka bir şey söylemiş. Konuşmalar sürerken Nasrettin Hoca acıyan belini tutarak bırakın tartışmayı bana daha önce damdan düşmüş birini bulun demiş. Bu ne demek? Yani damdan düşenin halinden damdan düşen anlar. O zaman burada sevgi saygı değil, hoşgörü değil, empati söz konusu. Cevabımız C seçeneği. Yani daha önce damdan düşen birisi onu anlar. Ona nasıl yardım edebileceğini bilir. Burada öyle bir fıkra gibi bir metin verilmiş. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu videolarımızı izlemenizi tavsiye ederiz. Kanalımıza abone olarak destek verebilir. Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.